Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda farklı bir ilandan bahsetmiş olacağız. Belediye bünyesinde alım olacak. Toplamda 125 kadro açılmış. Bunun için de 625 aday aranmaktadır arkadaşlar. Birazdan tüm detayları size aktarmış olacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinlemiş olun. Size uyduğu takdirde lütfen başvurularınızı yapmış olun. Sadece bu ilanla sınırlı değil, ilanlar gelmeye devam ediyor. Her videomda söylüyorum arkadaşlar. Şu süreçte artış göstermiş olduğu ilanlar gelmeye devam edecektir. İlanlar geldikçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye gayret göstermiş olacağız. Tabii şu süreçte en çok beklenen memur alımı Sağlık Bakanlığı ataması, EKPS ataması ve KYK memur alımı ile ilgili duyuru ne zaman gelecek ile ilgili çok fazla soru alıyorum. Arkadaşlar inşallah 1 veya maksimum 2 ay içerisinde bununla ilgili gelişmeler gerçekleşmiş olacaktır. Duyurusu yapıldığı takdirde sizlere bilgi vermiş olacağım. Lütfen size de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten, atamadan ve duyurudan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Ben her zaman en iyi şekilde bilgileri aktarmaya gayret göstermiş oluyorum arkadaşlarım. Hepsini sunum halinde sizlere hazırlıyorum. Tüm ilanları inceliyorum. Önemli olan bütün kısımların altını çiziyorum. Sizlere o şekilde bilgi aktarmaya özen gösteriyorum. Ki zaten takipçilerimin %95'i bu sunumdan çok memnun. Sizlere ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Güzel dönüşler alıyorum, güzel mesajlar alıyorum. Zaman zaman videoların sonlarında atanmış olan dostlarımıza paylaşmış oluyorum. İnşallah size de bir gün videonun sonunda atanmış bir şekilde mesajlarınızı, yorumlarınızı okumanız umuduyla arkadaşlarım. Peki bu ilanımızdan biraz bahsedelim isterseniz. İlk önce genel bilgi verecek olursak Antalya Büyükşehir Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayınlamış oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere belediye itfaiye yönetmenliği hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, niteliği, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye ele alınmış olacaktır. Herkese hayırlı olsun. Şimdi isterseniz kim başvurabilir, başvuru şartları nelerdir gibi önemli bilgilere saklanmış olayım. Altını çizmiş olduğum yerlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın Türk vatandaşı olacak. Kamu haklarından mahrum bulunmayacak. Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde uygun nitelikli olacak. Askeriyle durumu itibariyle askeriyle ilişiği olmayacak. Muaf olmuş olabilir, yapmış olabilir, tecrübe olmuş olabilir veya subaya subay olarak yapmış olabilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Daha sonraki süreçte akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gerekiyor ve diğer başvuru şartlarını taşımış olması lazım. Diğer başvuru şartları dediği özel şartlar. Şimdi özel şartlar hakkında da bilgi verecek olursak da belirten asgari KPSS puanı almış olmanız gerekiyor. Yani en az 55 puan almış olmanız lazım. Hemen hemen herkes almıştır zaten arkadaşlar. Daha sonraki süreçte erkeklerde en az 1.67 metre boyunda, kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olması gerektiğini vurgulamış durumda. 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de çoğu kişinin takılmış olduğu, özellikle tavsiye etmiş olduğum bir ehliyet türüdür. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerektiğini vurgulamış durumda arkadaşlar. C sınıfı sürücü belgeniz yoksa ve itfaiye mezunuysanız kesinlikle temin etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Evet, tabloya göz atacak olursak da tek bir ilanda 125 kadro olarak belirlenmiş. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği veya sivil savunma veya itfaiyecilik ön lisans bölümünden mezun olan kişiler C sınıfı sürücü belgesine sahip olduğu takdirde en az 55 puanla beraber buraya başvuru yapabilecektir. Herkese hayırlı olsun arkadaşlarım. Başvuru yeri tarihi ve şehir süresinden bahsedecek olursak da 04.10.2021 tarihinden 08.10.2021 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde sizler başvurunuzu yapmış olabileceksiniz. Başvuruları ise Gülveren Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Kepez, Antalya adresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamış olacaktır. Posta veya mail yoluyla veya eksik bilgi ve belgelerine nitelikleri uygun olmadığı halde başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Başvuruların değerlendirilmesi ise bakın 5 katı oranda aday çağrılacak. En başta belirtmiş olduğum gibi 625 kişi çağrılmış olacak. Hani puanınız ne kadar yüksekse o kadar iyi demektir arkadaşlarım. Ben düşünüyorum ki en az bir 75-78'lere kadar inmiş olacaktır Allah'ın izniyle. Peki sınava girmeye hak kazanan adaylar 13.10.2021 tarihinde belediyemizin web sayfası üzerinden ilan edilmiş olacaktır. Sizler ne zaman sınava girmiş olacaksınız peki? 18-22 Ekim, 25-27 Ekim ve 1 ile 5 Kasım tarihleri arasında Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde aynı adreste sizler sınavlara tabi tutulmuş olacaksınız. Saat 9 itibariyle aynı gün içerisinde bitmediği takdirde ertesi güne sarkmış olacaktır. Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ilan bu şekildeydi. 125 kadro açılmış durumda.
625 aday çağrılacak. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Lütfen sizlere uyduğu tarihte başvurularınızı yapmış olun. Günü geldiğinde şöyle bir hatırlatma yapacağım. Zaten sizlere merak etmeyin arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel noktaya gelmiş olursunuz. Videonun devamında atanmış olan dostlarımızı, bana dönüş yapan dostlarımızın ekranını kırpmış oldum. İnşallah size de bir gün videonun sonunda kendi mesajınızı, kendi yorumunuzu atanmış bir şekilde okumuş olursunuz sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.